Merhaba sevgili Shift Elite'nin izleyicileri. Şu anda elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon HTC One M8 adlı akıllı telefon. Bu HTC'nin en yeni akıllı telefonu. Tasarım konusunda bir önceki model olan HTC One'dan çok radikal değişiklikleri yok. Çünkü başarılı bir tasarımı vardı ama çok ciddi performans iyileştirmeleriyle karşı karşıyayız. 5 inçlik Full HD bir ekran var. En çok merak edilen şeyi hemen sizlere söyleyeyim. Bu akıllı telefonun işlemcisi neydi? Hemen şurada CPU Z kurdum sizlere gösteriyorum. Snapdragon 800 yazıyor ama 801 olarak adlandırılıyor. 2.27 GHz yuvarlarsak yaklaşık 2.3 GHz'lik bir işlemcisi var. Rakibi Samsung Galaxy S5'in de yaklaşık 2.5 GHz'lik bir işlemcisi olduğunu belirtelim sevgili izleyiciler. Ve 2 GB'lık RAM'i var. Galaxy S5'in de yine 2 GB'lık bir RAM'i vardı. Hafıza konusunda ise HTC One'da hafızayı artıramıyorduk ama HTC One M8'de ekstra bir micro SD kart yuvasıyla beraber hafızayı artırabiliyoruz. Ve gelelim kameraya. Kamerada çok ciddi değişiklikler var. Çünkü iki tane kamera görüyoruz. Bu iki kamera sayesinde karşıda fotoğrafını çekeceğimiz nesnenin uzaklığını hesaplamak çok kolay. Hatta çok enteresan bazı özellikler de var. Bunu canlı olarak göstereceğim sizlere. Açıyorum fotoğrafı. Karşıda iki tane hanım var. Dans ediyorlar. Çektim. Hatta şöyle üç kişiyi de çekeyim. Çekmiş olduğum fotoğrafı açıyorum. Çok hızlı değil mi bu arada? Asla bekleme yok. Şu anda çekmiş olduğum fotoğraf. Bu arada çözünürlük konusunda bilgi vereyim. HTC çözünürlük paylaşmıyor. Diyor ki ben ultra piksel çözünürlüğe sahibim diyor. Çektiğimiz fotoğrafın kalitesine bakın diyor. 13, 5, 10, 20 bunlar bizim için önemli değil diyor. Şimdi yapmış olduğum enteresan bir uygulama olacak. Edit diyorum ve istediğim yere netleyeceğim. Örneğin bu sarı elbiseli hanım net oldu. Şu anda bu beyefendiye netledik. Görmüş olduğunuz gibi fotoğrafta istediğiniz yere netleyebiliyorsunuz. Çektikten sonra yapabiliyorsunuz. Bunu oldukça başarılı bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Fotoğraf kalitesi çok başarılı. Fotoğraf menüsünde artık böyle. Selfie konusunda çok başarılıydı. Görmüş olduğunuz bu ön kamera 5 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. HTC One'ın en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi selfie fotoğrafları çok kaliteli çekmesiydi. Ve daha da geliştirilmiş durumda 5 megapiksellik bir kamerayla çekiyoruz. Örneğin çekmiş olduğum bir fotoğrafı da yine sizlerle paylaşayım. Bu benim bu kameranın selfie yani ön kamerasıyla çektiğim bir fotoğraf bu telefonun. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim sevgili izleyiciler. Kamera konusunda söyleyeceklerimiz bunlar. Video konusunda şunu söyleyebilirim. 4K video kaydı yok. Bu diğer telefonlarda olan ama bu telefonda olmayan bir özellik. Rakiplerinde 4K video kaydı vardı ama HTC bu konuda 4K videonun şu an için gereksiz olduğunu söyledi. Yani kullanıcıların aman aman illa bu da olsun diye bir taleplerinin olmadığını belirtti sevgili izleyiciler. Yapmış olduğum bazı testler var. Bu test sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. AnTuTu testinden aldığım değer 34.019. Rakiplerini de burada görebiliyorsunuz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Yapmış olduğum test ortamında görmüş olduğunuz gibi Wi-Fi ve NFC data açıktı. Bunlara rağmen aldığım değer görmüş olduğunuz gibi 34.019 sevgili izleyiciler. Ve hazır şu menüyü de dolaşırken size şunu da söyleyeyim. HTC Sense yani ara biriminde de bazı değişiklikler var. Örneğin beklediğim bir şeydi. Açık olan bütün uygulamaları işte şu butonda görebiliyorum. O da önemli bir değişiklik. Hemen size şunu göstereyim. HTC'de görmüş olduğunuz gibi 2 tane tuş vardı. Burada 3 tane tuş var. Açık olan uygulamaları HTC'deyken buraya çift tıklıyordum. Ama HTC One M8'de sadece buraya basmam yeterli. Ve bütün uygulamaları tek bir butonda şurada kapatabiliyorum. Hemen birkaç uygulama açayım. Örneğin galeri açayım. Ve bir de arama sayfası açayım. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki tek bir butonla hepsini yok edebiliyorum. Ve almış olduğum diğer test sonuçlarını da yine sizlerle paylaşayım. Görmüş olduğunuz gibi 20.018 puan aldım 3D Mark sonucundan sevgili izleyiciler. Bu değeri de yine en yeni telefonlarla ya da kendinizinkiyle kıyaslayabilirsiniz. Oldukça güçlü bir testti. Şimdi de gelelim gerçek hayat testine. Öyle değil mi?
Çok güçlü bir oyun var şu anda elimde. Real Racing 3 var. Bu Real Racing 3'ü şu anda çalıştıracağım. Çünkü detaylar, görüntü kalitesi çok güçlü bir uygulama, oyun. Bakalım herhangi bir takılma yaşayacak mıyız? Görüntü kalitesi nasıl? Bunu anında göreceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz görüntüler, izlediğiniz bu görüntüler, oyunun motoruyla üretilmiş olan görüntüler, yani donanımı sonuna kadar kullanan görüntüler, herhangi bir takılma olmadığı gibi gerçekten çok canlı, çok net, muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Okurlarımız bize bunu da söylemişti. Orada bir oyun oynayayım bakalım, herhangi bir sorun var mı diye. Oyunu hemen arkaya attım. Performans konusunda en ufak bir sıkıntımız yok sevgili izleyiciler. Onu söyleyebilirim. Ve okurlarımızın en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi de pildi. Pil konusunda hayal kırıklığı yaşadığımı söyleyebilirim. 2600 mAh'lik bir pili var bu akıllı telefonun. Rakibi Galaxy S5 2800 mAh ile çıkmıştı ve çıktığında okurlar acayip bir eleştiri yağmuruna tuttu. Ya 2800 mAh ne, en az 3000 bekliyorduk gibisinden. Ve HTC One M8'de ise 2600 mAh'lik pil var sevgili izleyiciler. Galaxy S'ten 200 mAh daha az bir pili var. Ama pil konusunda bazı iyileştirmeler var. Size bir ayar var, onu göstereceğim. Bu arada Android KitKat var. Yani en yeni Android var. Onu da söylememe gerek yok herhalde. Ama yine de mutlaka belirtelim. Neredeydi bu? Evet, Power. Şimdi Power menüsünde Extreme Power Saving mod var. Ben bunu tıkladığım zaman bir sürü şeyi kapatacak. İşte işlemciyi, ışığı, bildirimleri, datayı, ölçüm algılayıcılarını kapatıyor ve telefon şöyle aptal bir cihaza benzeyecek. Evet. Yani sadece alo diyeceğim, mesaj atacağım ve arkadaki işlemler çalışmayacak. Bu size ekstra pil ömrü sağlıyor sevgili izleyiciler. Ve bu pil ömrüyle beraber %10 kaldı diyelim. Önemli bir telefon bekliyorsunuz. Sizi saatlerce idare edebilecek bir moddu. Ve görmüş olduğunuz gibi HTC One M8 gerçekten çok başarılı bir telefon. Tasarım olarak, tabii ki tasarım konusu herkese göre değişiyor ama bana soracak olursanız tasarım da gerçekten çok iyi. Galaxy S5 ile kıyasladım hep. Galaxy S5 bazı konularda HTC One M8'den çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkartmıştı ama tasarım konusunda gerçekten çok çok başarılı bir modelle şu anda karşı karşıyayız. Ve HTC Türkiye ekibinden çok ilginç bir bilgi daha aldım. Bu akıllı telefon Nisan ayının ortalarında Türkiye'de satışa çıkacak. Bu da çok güzel bir haberdi. Çünkü HTC One'ı biz duyurduğumuzda bütün okurlar bekliyordu ama çok geç gelmişti. HTC One M8'de ise bu kadar beklemeyeceksiniz. Nisan ayının ortasına doğru bu akıllı telefonu satın alabileceksiniz. Fiyat konusunda henüz bir şey söylenmedi sevgili izleyiciler. HTC One M8 hem tasarımı, hem yeni işlemcisi, hem de farklı kamerasıyla beraber oldukça ilgi çekecek bir telefon olmuş diyebiliriz. Londra'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadardı. Telefona şu anda sahip olduğumuzu da belirtelim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu yorumlarınız doğrultusunda telefona her türlü işkenceyi yapacağımızdan asla ve asla şüpheniz olmasın. Merak ettiğim çok enteresan bir şey vardı mesela. HTC One'da benim karşılaştığım şuradaki kamera belli bir süre kullandıktan sonra fotoğraf çekmek istediğini silmem gerekiyordu. İnşallah o düzelmiştir burada. Onu da test edeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum sevgili izleyiciler. Bu yorumlara göre farklı test videolarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik Londra'dan bu kadar.